Selamünaleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz evime. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Beni sorarsanız arkadaşlar, bizim köyümüzün tam havası, mevsimi, soğuk, sevdiğimiz yemekte. Şöyle barbunyam var, haşlanmış barbunyam. Buzluktan çıkarttım. Mısırınım var. Beyaz mısırından kırmızı mısır karışık arkadaşlar. Ondan sonra lahanam var, gördüğünüz gibi. Gıcır gıcır şöyle tazecik, mis gibi. Bakar mısınız arkadaşlar? Killi pancar yapacağım bugün. Killi pancar pişireceğim arkadaşlar. Adı killi pancar, yemeğimizin adı. Barbunya'nın tam o kara suyunu almamış hali yani. Bir kere kaynadım, süzüyoruz barbunyayı. Kalan suyu böyle tatlı suyu kalsın derdi babaannem. Killi suyu kızım derdi. Adı da killi pancar. Herkes öyle bilir yani. Biz de öyle derler buna, pancarımıza. Ondan sonra şöyle aralarımı da seçeyim arkadaşlar. Ama çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Mis gibi. Bakar mısınız arkadaşlar? Rasiye ile konuştum. Komşumuna. Rasiye'yi tanıyorsunuz. Ne yapayım falan diye konuştuk. İşte kabak tatlısı falan yaptım diye. Onunla muhabbet ettik bayağı bir. Kız dedi işte benim pancarım olmadı. O biliyor. Meleğim dedi pancarsız kalma. Git bizim evin yanından al dedi. Hemen gittim Rasiye'nin evinin yanından aldım arkadaşlar. Yakın onun evi de buraya. Dedim ki ben de pancarı da aldım ya dedim. Bir dedim killi pancar yapayım bugün dedim. Tabii ki bunun hepsini yapmayacağım. Az yapacağım. Çok yapmayacağım. Gerisini de haşlayacağım. Pancarımın. Bir şey başka bir şey yaparım. Değerlendiririm yani. Böyle işte arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Bizim artık kışımız geldi. Soğuk. Havalar soğuk olunca kış burada. Bayağı bir soğuk. Bir de akşamüstü oldu artık havalar, günler yani. Öyle değil mi Şükrü? Şükrü şey, Şükrü'nün üstünde montu falan. Şükrü dedim, içeride haşlayayım dedim. Yok Melek dedi, içeride haşlama dedi. Gel dedi, kapıda haşladı bana. İyi dedim ben de. Senim giy o zaman montunu falan üzerine. Tam test etmeni. Ama arkadaşlar bundan değil. Şöyle acılı böyle. Bu acılı, patatesli. Dolma olmaz mı? Birazını da öyle mi sarsam acaba bunu? He mi Şükrü? Vallahi ben pancar işini pek biliyorsun. Ben öyle yapayım birazını da arkadaşlar. Şöyle. Tamam ha bunlar dolmalık. Pancarlarımı seçtim arkadaşlar bu arada. Burayı böyle killi pancarlık bıraktım. Bunu da ufak patateslerim var bayağı bir. Patates haşlayacağım. Sarma sararım bunu da bir başka zaman arkadaşlar. Bunu pişireceğim şimdi. Barbunya fasulyemi de şöyle tencereme atayım arkadaşlar. Yemek yapacağım su bu. Böyle. Burada o kaynamaya başlar. Bu da burada pancarımı haşlarım şimdi. Pancarım da suyum da kaynarken gideyim tavuklarıma falan yem vereyim. Ondan sonra hadi sizinle beraber verelim arkadaşlar. Sen çanağın yukarıda ya. Niye kıkılıyoruz ki? Hala alışamadınız bunlara. Niye kıkılıyoruz? Siz bunları yersiniz sahte. Hayır yapma. Kırmızı yapma. Bunlar da yesinler yapma. Bu senin çanağın değil bir kere, tamam mı? Bunlar da yesinler akşam yemlerini. Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne? Maviş nerede? Maviş nerede oğlum? Maviş nerede? Yürü yat yere, yürü. Yürü yere yat, yürü. Hala alışamadım. Yeni gelen tavuğu kalaya görüyor musun? 15 gün oldu hala 15 günden beri. Hayır yapma. Tavuklar mahvediyor ya. Yapma. Yemlerini de yesinler bunlar da böyle. Hayır. Niye kovalıyorsun ki? Resmen kovalıyor görüyor musun? Hı?
Beyaz pancarın kökü nasıl oldu görüyor musun şurada? Şu. Arkadaşlar kelen pancarın kökü bu. Onu diktim oraya. Pancarı aldım. Geriye kalan kökünü yani pinçekli falan değil ha. Yarısı böyle kesilmiş alıyoruz hep kelen pancarı. Bu onun kökü. Onu bir kere tavuklar yedi arkamdan girdiler bahçeye hiç fark etmedim. Ama yine yeşerdi tabii ki. Bahçemiz de yeşillendi çok şükür aslında. Böyle kıvırcık falan bile. Yavaş yavaş büyüyorlar işte. Sarımsağımızı falan ektik, hepsini ektik artık. Diktik, ektik. Aklıma geldikçe yine bir şeyler alıp kıyıya köşeye dikiyorum işte. Yukarı dikeceğim, ekeceğim işte şimdi dikeceğim. Evet, soğanları unuttun. Soğanları dikeceğiz ya. Ha. Unutmadık artık. O zaman unuttum da şimdi unutmadım. Zamanım oldu ya dikeceğim soğanları da. Tavukları doyurdum. Benim suyum kaynamış da şu. Gideyim ben lahanamın suyunu yapmasınız. Yeni gelenlere tadıyorlar değil mi? Şu çilliye bak çilli var ya. Yokum yokum. Suyum da kaynadı. İki çorba da atayım şöyle içine ki. Kaynaması kesilmesin. Hemen pancarlarımı getireyim. Yemek yapacağım pancarlar bunlar da. İşte seçtim güzelce. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bol suda haşlamak her zaman iyidir. Yemyeşil olur. Buraya da barbunyamı koydum. O da kaynama üzere. Hemen pancarımı da doğrarım. Atarım içine. İyi güzel olur. Pancarım kaynıyor. Yemyeşil. Tam bir şifa deposu arkadaşlar. Bu yenmez mi? Karadeniz'in her şeyi var. Olmazsa olmazı. Biraz yumuşak açacağım bunu. Hatta hemen bir şey yumuşadı bile şöyle. Barbunyalar da kaynamaya başladı arkadaşlar. Mis gibi. Pancarlarım da haşlandı arkadaşlar böyle. Mis gibi. Kaynar su yine de kanalıya böyle yiyecek vereceğim arkadaşlar. Bunu kaynar su yine de içine bol kepek, küspe, elma. Bayılıyor, bayılıyor. Hemen pancarımı da şoklayayım şimdi. Pancarımı da şöyle doğrayayım arkadaşlar. Haşlamadığında olur ama dersiniz bana Melek abla niye haşladın diye. Haşlayınca daha güzel olur. Özlü olur böyle. Kıvamı daha güzel olur. Pancar ne güzel pişti de hemen. Çok da suda beklemedim arkadaşlar. Ama çok güzel pişti.
Gözüne bol da tereyağı şimdi bunun. Oh. Hemen atacağım böyle arkadaşlar. Biraz irili doğradım bilerek. Hemen tenceresine atacağım bunu da. Şöyle. Evet arkadaşlar, tenceremi de koyuyorum. Şöyle. Barbunyalarımın içine. Ağzını kapatmayacağım daha şimdi. Ağzı açık duracak. Kaynayacak böyle. Bir kaynasın. Barbunyalar da pişmişti sahte. Hemen mısır ununu da gözüne koyacağım. Başladan pirasa da alalım Şükrü. Bol pirasalı tereyağlı yine güzel olur. Hemen pirasalarımızı da aldık bahçeden. Şükrü'sü de çıktı. Hemen topladı arkadaşlar. Tabii ben hepsini kullanmayacağım. Burada çok var. Bu kadar yeterli bana. Bunları güzelce de yıkadım. Hemen tavamı da koydum ateşe, tereyağımı bile. Soğan koymayacağım bugün buna. Doğradım pirasalarımı da güzelce şöyle incecik incecik. Hemen yağa da onu da koyayım tavama. Biraz tereyağı koydum arkadaşlar, biraz sıvı yağ koydum. Şöyle ben pancarımı unu falan yaparken o da burada kavrulsun güzelce. Pancarım pişiyor, onu da yapayım hemen onu. Şöyle mısır unu. Oh, mis gibi. Yemyeşil. Barbunyalı yine. Bol barbunyalı. Hiçbir şey koymadım daha arkadaşlar. Ne patates ne bulgur. Bu yemeğin özelliği bu. Kirli pancarada. Hatta yoruma yazmıştı bir tane arkadaşım. Ya abla kirli pancar yapsana diye. Bayağı oldum ona. Ondan beri. Yazala. Bunu alacak herhalde bu. Tıkımlı kalsın arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Aynı içinde mısır ekmeği var gibi olur. Ama tıkılı da kalmadı yine. Aslında kalsın da isterdim yani tıkılı. Bu da biraz kaynasın böyle unu falan pişsin. Güzelce. Pirasanın burada da kavrulsun. Salça koymayacağım buna. Çok az bir şey pul biber koyacağım. Azıcık kavrulsun pirasanın da. Kepçeme de şöyle koyayım. Güzelce pişsin. Kaynamasa bu olur. İşte odun ateşi bu arkadaşlar. Soba bunun güzelliği bu. Arkadaşlar pancarımın tuzunu katmayı unutacaktım aslında. Şöyle bir pis kadar tuzumu katayım. Şöyle. Yeterli. Az önce de içeri mutfağa girdim arkadaşlar. Televizyonumuz da açık bu arada. Erzurum'da da deprem olmuş.
Allah'ım kimseye yaşatmasın. Allah'ım kazadan beladan korusun ya Rabbi. Geçmiş olsun. Az önce girdim, tuz almaya gittim. O zaman televizyonda çok da şöyle bir baktım. Haber var, tam da izleyemedim. Allah'ım hiçbir yere bir şey görsün. Ya Rabbim görsetmesin. Kazadan beladan depremlerden korusun Allah'ım. Üzüldüm de. Gerçekten. Ne diyelim, Allah'tan geliyor artık da ya Rabbim. Allah'ım korusun ya Rabbim. Arkadaşlar, salça koymadığımı söyledim. Biberlerimi de hiç böyle yermedim kanımı bile. Bütün gün içine atıyorum. Şöyle. Melek Hanım, bunun kokuları nereye gider var ya, ne kadar güzel kokuyor. Tereyağında pire sularında güzelce kavruldu. Şöyle. Daha çok daha pisim böyle yağsıyla, tuzuyla, mis gibi. Çok güzel oldu ama. Ben bir kepçe alıp geleyim içeriden şu. Valla. Sen bunu arasa, ben gene ara yine bir karıştır şu dibine atabilirim. Şükrü karıştırmaya devam. Kenara aldım. Gördüğünüz gibi yem yeşil. Çok güzel kokuyor Melek Hanım. Yeşil şimdi. Tabağıma koyayım şöyle. Şurada dedim, içeride yiyelim mutfakta dedim. Yok dedi, burada pişti dedi. Balonla da yiyeceğiz dedi bana. Ben de tamam dedim. Vay, acı berat içine. Evet, o benim tabağım Şükrü. Şöyle arkadaşlar. Yemyeşil. Evet. Acı biber. Acı biberimi de dağıtayım şöyle yumuşamış iyice içinde. Gel şöyle gel. Şükrü'nün tabağını doldurdum arkadaşlar. Melek dedi, sen bilmiyorsun dedi, benim mideme dokunur dedi. O çok koydun dedi bana. Ondan sonra onu biraz geri böldük. Selamünaleyküm. Ben biberimi güzelce ezdim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ekmek de atabilirim içine. Aslında bunun dostu tam bir mısır ekmeğiydi arkadaşlar. Ama benim dedim şekerimi çok çıkarışın. İçinde de var mısır unu. Ekmeğini de yaparsam yanına dedim. İnşallah bir daha yapmayayım. Bir başka zamana mısır ekmeğini de yanına yapacağım. Allah nasip ederse tabii ki. Çok güzel olmuş. Melek Hanım, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Bunun güzel olmama bir şansı yok şurada. Tam bir kış yemeği arkadaşlar. Pirasa da ona o kadar yakıştı ki. Rüzgün atlayacak ha yukarı. Bu çıkıyor hemen yukarı, bahçeye çıkıyor şu. Vallahi ne. Onun önüne tel yapalım orayı. Oraya çare bulacağız yani. Yoksa ne varsa yiyecek vallahi, hiçbir şey bırakmayacak. Tavuklar horundan yere çok gider.
Ben sana içeride yiyelim dedim. Montu üstünde. Yok dedi, burada yiyelim, balkonda yiyelim Melek gibi. Soğuk havada yiyeceğim kışın. Güzel olur. Yakıya. Ne gelmem sadece. Sana koymadım ya. İki tane attım bütün içine. Ezmedim ya. Burada çok yoğunmuş arkadaşlar. Tam böyle bir grip yemeği, böyle acı biberli, içinde barbunyası, her şeyi. Sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Sizlerden Allah razı olsun hepinizden. Sizlere çok sağ olun arkadaşlar. Allah'ım ne gönlünüzden geçerse versin. Allah'ım kazasız belasız bir dünya, böyle bir yaşamak nasip etsin bize. İnşallah depremlerde yaşamayız. Söylediğim gibi. Biraz da duygulandım tabii. Hüzünlendim, üzüldüm. Sesimin gittiği her yere kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.